Çanakkale'nin Eceabat ilçesi tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni hazırlıkları başladı. 18 Mart törenleri öncesinde Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, hem 18 Mart Deniz Zaferi hem de Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla tarihsel bir gün yaşanacağını belirterek şunları söyledi. Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıl etkinliklerini çalışmaya başladık ve tarihi alan başkanlığı olarak yine bu büyük zaferimizi devletimizde, milletimizde, bütün halkımızda bütün büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Hazırlıklarımız başladı. İnşallah her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Çanakkale Deniz Zaferimizi 18 Mart'ta ...büyük bir onurla ve coşkuyla kutlamış olacağız. Çünkü Çanakkale dendiği zaman... ...Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar. Çanakkale dendiğimiz zaman... ...Türkiye'de akan sular durur ve... ...herkes Çanakkale'yi çok sever. Çünkü Çanakkale bizim ortak paydamız... ...ortak değerimiz. Çanakkale hepimizin ve... ...her şehirden, her ilçeden, her köyden... ...Çanakkale'de birileri gelip... E, ...mehmetçiklerimiz ya şehit ya gazi olmuştur. Dolayısıyla... Türk milleti için bu kadar kıymetli olan, bu kadar önemli olan, ortak değerimiz olan Çanakkale Zaferlerimizde biz her yıl daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir katılımla kutluyoruz. İnşallah bu yıl e, Çanakkale e, Köprümüz de, 1915 Çanakkale Köprümüz de açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu büyük köprüyü açmış olacak. E, bu da bir simgedir, tarihe vurulan mühürdür. Nasıl Çanakkale Zaferimizde biz Türk milleti olarak tarihe bir mühür vurduk. Ee, bu Çanakkale Boğazı'nda yapmış olduğumuz köprüde de tarihte önemli bir e, e, olay gerçekleşmiş oluyor. Hem 18 Mart Deniz Zaferimiz hem Çanakkale Köprümüzün açılışı tarihsel bir gün yaşayacağız, tarihi bir gün yaşayacağız 18 Mart'ta. Tarihi alan başkanı olarak da biz gelen misafirlerimizi ağırlamak için bütün çalışmalarımızı yapmaya başladık.